Önceki bölümde Sultan II. Beyazıt'ın tahta çıkışını, Boğdan ve Cem Sultan olaylarını ele almıştık. Şimdi ise Sultan Beyazıt döneminde pek anlatılmayan, okulda hemen üstü kapalı bir şekilde anlatılıp geçilen savaşları ve akınları ele alacağız. Videoya başlamadan önce videoyu beğenmeniz ve yorum yapmanız videoyu daha üst sıralara çıkartmasını sağlayacaktır. Bu sayede daha fazla insana ulaşabiliriz. İyi seyirler. Osmanlı-Memlük Savaşları. Yakın Doğu'nun iki büyük Türk devleti olan Osmanlı ile Memlük arasındaki sınırı Fırat Nehri ve Toros Dağları belirliyordu. Bir zamanlar Orta Anadolu'ya kadar varan Memlük nüfusu artık Torosların gerisine itilmişti. Güneydoğu Anadolu'nun bir kısmı ve Çukurova'yı elinde tutan Ramazanoğulları Memlüklerin hakimiyetinde, buna karşılık Dukediroğulları ise Osmanlıların hakimiyetindeydi. Memlükliler ile Osmanlıların ilişkileri başlangıçta dostçaydı. Osmanlı Devleti'nin Avrupa'daki zaferleri Memlük başkenti Kahire'de resmi şenliklerle kutlanıyordu. Ama Memlükliler Osmanlılara Çukurova bölgesindeki varlıklarından hoşnut değillerdi. Osmanlıların bölgeye yaptığı akınlar iki ülkenin arasını bozdu. Türkler tarafından yönetilen bu iki ülkenin aralarının bozulmasındaki bir başka sebep ise prestij meselesiydi. Devrin en büyük devleti konumunda olan Osmanlı İmparatorluğu aynı zamanda da devrin en büyük İslam ülkesiydi. Halifeliğin, kutsal emanetlerin ve mukaddes şehirlerin Memlük Devleti'nin elinde olması Osmanlı'nın kabul edemeyeceği bir durumdu. Fatih Sultan Mehmed'in Hicaz su yolları ve Türk hacıları için bazı düzenlemeler yapmak istemesini Memlükliler iç işlerine müdahale saydı ve reddetti. Memlükler coğrafi koşullara çok güveniyor ve hiçbir ordunun Mısır'a giremeyeceğini düşünüyorlardı. İlk Osmanlı-Memlük Savaşı 1485'te patlak verdi ve 6 yıl sürdü. Savaşın görünürdeki sebebi 1485 yılında Osmanlı ülkesinden giden hacılara saldırılması ve İstanbul'a gönderilen Behmeni hediyelerine geçici olarak el konulmasıydı. Güney Hindistan Türk İmparatorluğu tahtına babasının yerine oturan Mahmud Şah Behnemi, Sultan Beyazıt'a İçlerinde değerli mücevherler bulunan hediyeler göndermişti. Mısır Gümrük İdaresi sonradan göndermelerine rağmen ilk önce bu hediyelere el koydu. Armağanlar İstanbul'a gönderilmek üzere yola çıktığında Osmanlı Devleti Memlüklere savaş açmıştı bile. Savaşın diğer sebebi ise her yıl Osmanlı topraklarından Hicaz'a giden hacıların Bedevi Araplar tarafından saldırıya ve yağmaya uğramalarıydı. İstanbul, Kahire'ye hac yollarının güvenliğini sağlaması için notalar göndermiş, fakat Memlükliler geçim kaynağı yağma olan Bedevilere bir türlü ciddi bir şekilde engel olamamışlardı. Bu sebeplere 2. Beyazıt'ın o zamanlar Avrupa'da bulunan kardeşi Cem Sultan'ın Kahire'de kalan ailesinin iadesini istemesi ve bu talebi Memlükliler tarafından reddedilmesi de eklenebilir. Savaş 1485 senesinin Mayıs ayında başladı. Fatih'in vefatından 4 yıl sonra başlayan savaş hiçbir zaman topyekün bir muharebe şeklinde gerçekleşmedi. İki imparatorluk hiçbir zaman tüm ordularıyla karşı karşıya gelmedi. Ne Osmanlılar ne de Memlüklüler birbirlerinin topraklarını ilhak etme niyetinde değildiler. Harp iki ülke toprakları arasında tampon bölge mahiyetindeki Çukurova ve Dulkadiroğulları'nın toprakları üzerinde gerçekleşen vuruşmalar seviyesinde kaldı. Üçüncü Seferi Hümayun. Sultan II. Beyazıt 10 Mart 1492'de Belgrad'ın fethi amacıyla İstanbul'dan sefere çıktı. Sultan Sofya'ya kadar geldi. Burada karar değiştiren Beyazıt bu görevi Süleyman Paşa'ya bırakıp kendisi Arnavutluk üzerine gitti. Güneybatı yönünde hareket ederek Manastır üzerinden Arnavutluk topraklarına geldi ve Tepedelen'de durdu. Temmuz sonlarında bu güzergahta ilerlerken bir Şii fedai tarafından yapılan suikast girişiminden kurtulan Sultan 1492'nin son günlerinde İstanbul'a döndü. Takriben 9,5 ay süren bu seferde Osmanlı topraklarından çıkılmadığı için herhangi bir vuruşma olmadı. Belgrad'a ulaşarak kaleye kuşatan Süleyman Paşa Osmanlı tarihinde 2. Murat ve Fatih'ten sonra kaleye kuşatan 3. kişi olmuştu.
Kuşatma devam ederken Macarları yıldırmak amacıyla Erdel'e giren Süleyman Paşa burada yenilmişti. Bu yenilgiyle başarı ihtimali kalmadığını düşünerek kuşatma kaldırıldı ve Kanuni Sultan Süleyman'a kadar bu şehir alınamadı. Adbina Zaferi. Bosna Sancakbeyi ve aynı zamanda Akıncı komutanı olan şair Yakup Paşa, Sultan Beyazıt Amasya'da şehzadeyken babası Fatih'in temsilcisi olarak sultanın yanında bulunmuştu. Beyazıt tahta geçince Yakup Paşa'yı önce oğlu Şehzade Alemşah Atabey sonra da Bosna Beyliğine tayin etti. Akıncıların 1492'de Avusturya'nın kapısı konumunda olan Slovenya'nın Çeliye şehrini kuşatmaları Macarlar kadar Almanları da endişelendirmişti. 1493'te Yakup Paşa 8000 Akıncı ile İstiria'ya girdi. Fakat geri dönüşünde önüne çıkan düzenli Macar ordusu tarafından Hırvatistan'da yolu kesildi. Her Akıncı'ya 5 asker düşmesine rağmen üstün bir gayretle Macarlar bozguna uğratıldı. Sonunda 5700 ölü, 25000 esir veren Macarlardan bazı asiller de Osmanlıların eline düştü. Bu seferden sonra Yakup Paşa Rumeli Beyler Beyliğine getirildi. Osmanlı-Lehistan Savaşı. Lehistan'ın 1498 yılı başlarında Osmanlı himayesinde bulunan Boğdan Prensi'ne tecavüzü üzerine Osmanlı-Lehistan Savaşı başladı. Öncelikle Rumeli Beylerbeyi Yakup Paşa ve hatta Vezir Mesih Paşa bu savaşa tayin edildi. Lakin Lehistan Kralı'nın Türk-Boğdan birliklerine karşı yürüttüğü savaşta büyük bir yenilgiye uğrayıp ancak 1000 atlıyla hayatını kurtarabilmesi ve 20.000 araba dolusu ganimetin Osmanlı'nın eline geçmesi üzerine buna gerek olmadığı anlaşıldı. Ve savaşın yönetimi Silistre Sancakbey'i Akıncı kumandanı Malkaçoğlu Bali Bey'e verildi. Bali Bey Lehistan üzerine 2 sefer yaptı ve 40.000 Akıncı'nın katıldığı bu sefer Osmanlı tarihinin en büyük Akıncı seferlerinden biriydi. Ordunun sağ kanadı Bali Bey'in büyük oğlu Ali Bey, sol kanadı ise Mustafa Bey yönetiyordu. Türk atları önce Prut Nehri'ni ardından Dinyester Nehri'ni geçti. Mustafa Bey önce Galicia'ya girdi. Kuzeybatı istikametinde ilerledi. Lviv şehrinin 100 km kuzeybatısındaki Jaroslav şehrini aldı. Burası Varşova'ya 260, Baltık Denizi'ne ise 500 km uzaklıktaydı. Bali Bey ise kuvvetleriyle Lviv şehrini aldı. Bütün Galicia'ya geçerek Varşova şehrine girdi. Böylece ilk defa Türk akıncıları bu kadar kuzeye ulaşmış oluyorlardı. Bu birinci seferden sonra 10.000 seçkin esir ile Akerman'a dönüldü. Yaklaşık 3 ay sonra Osmanlı ordusu tekrar Lehistan'daydı. Bu sefer Podolia ve Galicia üzerine gidildi fakat şiddetli soğuk yüzünden sefer uzun sürmedi. Bu büyük başarıyla Bali Bey Sancak Beyliğinden Beyler Beyliğine yükseltildi. Yeni bir savaşa doğru. Avrupa'da yeni bir savaşın emareleri görülmeye başlamıştı. Cem Sultan'ın vefatıyla Osmanlı Devleti daha etkin bir politika izlemeye başlamış, akıncıların yaptıkları büyük çaptaki akınlarla bunu ispat etmişti. Böyle bir savaşta Osmanlı'nın birinci rakibi Almanya ve Macaristan tarafından desteklenen Venedik olacaktı. 1500'de Osmanlı yeryüzündeki son Sırp topraklarında ele geçirerek mahalli Sırplere Beyliğine son verdi. Osmanlı donanması 1496'da Kemal Reis komutasında Rodos donanmasını yok etti. Bu suratle Venedik'le yapılacak savaşta gelecek Rodos yardımının da önüne geçilmiş oldu. 1499 Eylül'de İskender Paşa Udine şehrini işgal etmişti. Osmanlıların kendilerinden bu kadar uzak yerlerde hakimiyet kurması Avrupa'yı telaşlandırıyordu. Hatta Osmanlılar bölgedeki İtalyanca coğrafya isimlerini Türkçe atlar takmaya başlamıştı. Tagliamento'ya Aksu, Isonza'ya Doline adını vermişlerdi. Fatih devrinde alınmaya çalışılmasına rağmen ele geçirilemeyen Güney Mora'daki önemli Venedik deniz üslerinin fethi ve Osmanlı tarihinin ilk açık deniz meydan savaşındaki zafer Osmanlılar için 16. yüzyılın başındaki güzel haberlerdi. Venedik'e ağır bir darbe vurmak isteğinde olan 2. Beyazıt denge politikası güdüyordu. Macaristan'la iyi geçinmeye çalışırken aynı zamanda o zamanlar şehir devletleri halinde olan İtalya'nın zaten Venedik'le arası iyi olmayan diğer şehir devletlerinin de Venedik'in yanında yer almaması için çaba sarf ediyordu.
Bu sıralarda Venedik'in Mora'da yer alan deniz üsleri, İnebahtı'nın üzerinde Güney Mora'nın 3 yarım adasının en batısında yer alan Modon, Koron ve Navarin limanlarıydı. Sultan 2. Beyazıt Venedik seferine çıkmak üzere 31 Mayıs 1499 günü İstanbul'dan ayrıldı. Donanmayı o sıralarda Venedik hakimiyetinde olan Kıbrıs adasının üzerine göndermek suretiyle Kıbrıs'ı tehdit altında olduğu izlenimini verdirerek Venediklerin kuvvetlerini dağıtmaya başarmıştı. Amiral Melchior Trevisano Mora'daki Venedik üslerinin başkumandanı tayin edildi ve hummalı bir savunma hazırlığına başladı. Sultan Vardar yenicesine geldi. Burada Rumeli Beylerbeyi Koca Mustafa Paşa Venediklerin elindeki İnebahtı üzerine gönderildi. 1493'ten beri kaptan deryalık görevinde bulunan Küçük Davut Paşa Mora sularındaydı. 200 parçalık Büyük Venedik donanması Osmanlı donanmasını Mora sularından uzaklaştırmak maksadıyla Modon açıklarına gelmişti. Donanmanın başında Amiral Antonio Grimaldi vardı. Mora'nın güneybatı ucundaki Gallo burnunun açıklarında iki dev donanma karşı karşıya geldi. Donanmayı Hümayun'u Kemal Reis idare ediyordu. Sağ canağın kumandanı Barak Reis, amiral gemisini düşman gemilerinin arasına sürdü. Onlarca Venedik gemisi bu gemiyi indirmek için çalışıyorlardı. Düşman gemilerinin en yoğun olduğu bölgeye girip gemideki barut deposunu ateşe veren Barak Reis, büyük bir patlamaya ve onlarca Venedik gemisinin infilakına neden oldu. Lakin kendisiyle birlikte 500 Levent de ölenler arasındaydı. Bu hadisenin ardından taarruza geçen Osmanlı donanması Venedikleri perişan etti. Sapienza Deniz Savaşı ismiyle tarihe geçen bu savaş, Osmanlıların tarihte kazandıkları ilk açık deniz savaşıydı. Büyük kahramanlıklarından dolayı Sapienza Adası'na Barak Reis Adası adı verildi. Venedik elçisi Alvise Manenti, devletine gönderdiği raporda Osmanlı Sadrazamının elçiye, "Sen, Signoria hükümetine söyle, artık deniz ile evlenmesini bıraksınlar. Artık sıra bize gelmiştir," dediğini bildirmişti. Bu zaferin ardından Venedik üslerini koruyacak bir kuvvet mevcut değildi. 5. Seferi Hümayun. 30 Ağustos 1499'da Sapienza Deniz Savaşı'ndan 33 gün sonra İnebahtı Kalesi de Osmanlı'nın olmuştu. Bölgedeki Büyük Venedik Amirali'nin donanması ile geri çekilmesi kale dikilerin maneviyatını bozmuş, kale komutanı kaleyi teslim etmişti. Osmanlı ordusu için sıra Mora'daki 3 Büyük Venedik üssü olan Koron, Modon ve Navarin'e gelmişti. Ancak bu sıralarda 1479'dan bu yana Osmanlı hakimiyetinde olan Kefalonya adasına Venedik asker çıkarıp işgal etmişti. Ardından önceleri kendi hakimiyetinde olan Preveze'deki Osmanlı tersanelerini basıp kızaktaki gemileri yakmışlar fakat geri püskürtülmüşlerdi. 1499 yılının sonlarında Edirne'ye dönen Beyazıt birkaç aylık bir dinlenmeden sonra 7 Nisan 1500'de Edirne'den ayrıldı. Bu hareketinden dolayı bu sefer 5. Sefer-i Hümayun olarak değerlendirilmişti. 7 Temmuz'da donanmanın geldiği Modon'a ardından bizzat padişah komutasındaki ordu gelerek kaleyi kuşatmıştı. 24 Temmuz'da Venedik donanması muhasarının kaldırılması maksadıyla hücuma geçse de Kemal Reis tarafından geri püskürtülmüşlerdi. Kale Venediklere mahsus olan bir şekilde savunulmuş lakin 10 Ağustos 1500'de düşmüştü. Madon'un çetin mukavemetine rağmen düşürülmesiyle bu kalenin yakınlarında bulunan Koron ve Navarin kalelerinin de sonunu gösteriyordu. Fetihten 2 gün sonra yani 12 Ağustos'da Navarin etrafındaki Milano Fener kaleleri ile teslim olmuştu. Avar Türkleri tarafından kurulan bu şehrin ismi de Avar'dan gelmektedir. Venediklerin Osmanlıların izniyle bütün asker ve mühimmatları ile Venedik'e dönmüşlerdi. 16 Ağustos'da ise Koron'un yine karşı koymadan teslim olması ile Venedik'in Yunanistan ile hiçbir bağlantısı kalmamıştı. 3 Aralık 1500 günü Venedik donanması Navarin önlerine geldi. Venediklilerce ele geçirilen bir Hristiyan Arnavut kale kapısını onlara açtı. Venedikliler böylece Navarin'i ele geçirdiklerini zannederken Kemal Reis 30 savaş gemisiyle limana girdi ve 8 Venedik gemisini ele geçirdi. Papa'nın teşvikiyle Fransa'da Venedik'in müttefiki olarak Osmanlı'ya karşı savaş açmıştı. 1501 yılının Eylül ayında Ege Denizi'ne giren Fransız donanması 10.000 piyade taşıyordu. Eylül ortalarında Midilli muhasarası başladı. Bunun üzerine Sultan Beyazıt'ın Manisa Sancakbeyi olan ikinci oğlu Şehzade Korkut, şimdiki Ayvalık'a gelerek 800 kişilik yardımcı kuvveti adaya geçirmişti.
Ekim sonlarında Osmanlı donanmasının Çanakkale Boğazı'ndan çıktığını gören Fransızlar, 6 haftadan beri devam ettirdikleri kuşatmaya kaldırmış ve Mora'nın güneyindeki Çuva Adası'nın açıklarına gelmişlerdi. Burada müthiş bir fırtınaya kapılan donanmadan yalnızca birkaç yüz kişi kurtulabilmişti. Fransız donanması geri çekilirken, İspanyollar hazırladıkları donanma ile Ege'ye girmiş fakat Fransızlarla birleşemediklerinden dolayı hiçbir şey yapamadan geri dönmüşlerdi. Venedik Osmanlı Devleti ile artık baş edemiyordu. Özellikle Osmanlı akıncıların yapmış olduğu her akın Venedik için büyük bir tehlikeydi. Zira Osmanlıların her an Venedik şehrine dahil istila etme ihtimali mevcuttu. Mora'dan tamamıyla atılan Venedik denizlerde faaliyet gösteremiyor, Kemal Reis başta olmak üzere Türk denizcileri Venedik'e göz açtırmıyorlardı. Kefalonia gibi Ayamavri adasını da işgal eden Venedik 1502 yılının başlarında adayı ele geçirdi. Adayı korumakla görevli küçük Yeniçeri müfrezi vuruşmadan kaleyi teslim etmiş ve akabinde silahlarıyla birlikte İstanbul'a gelmişti. Sultan Beyazıt düşmana karşı silah atmadan kaleyi teslim eden bu askerleri idam ettirdi. Birkaç ay sonra adaya gelen Kemal Reis 30 Ağustos 1502 tarihinde Venedikleri adadan çıkarttı. 13 Ağustos 1502 tarihinde Venedik'in Arnavutluk'ta bulunan son üssü Dıraç'ın da Osmanlı'ya geçmesiyle Venedik'in Yunanistan gibi Arnavutluk'ta da bir bağlantısı kalmadı. Mora ve Arnavutluk'taki büyük üslerini ve denizlerdeki üstünlüğünü kaybeden Venedik için barıştan başka çözüm yolu kalmamıştı. 27 Eylül 1502'de kalabalık bir ekiple İstanbul'a gelen Venedikliler 14 Aralık 1502'de 31 maddelik Osmanlı-Venedik Barış Antlaşması'nı imzaladı. Yalnız Kefalonia Adası Venedik'e bırakılmış, bunun dışındaki bütün fetihleri Venedik tanımıştı. Sultan Beyazıt, batıda bu olaylar ile uğraşırken doğuda yeni bir bölgesel güç ortaya çıkmaya ve var olmaya çalışmaktaydı. Akkoyunların son demlerini yaşadığı bu dönemde Safaviler, Akkoyun Devleti topraklarında söz sahibi olmaya ve dahi Akkoyunlu Devleti'nin yıkılışa götüren bir dizi olaylara sebep olmaya başlamıştı.